Kayıp Narin olayında yeni gelişme var. 8 yaşındaki Narin'den 15 günden bu yana bir haber alınamadı. Dosyada tutuklama da gerçekleşti ancak Narin'e ait bir iz yok. Dün ise ekipler Aselsan tarafından geliştirilen ve depremde de enkazlarda kullanılan yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yaptı. Yapılan aramalarda elde edilen bulgular hemen adli tıp kurumuna gönderildi. Kızına bir türlü kavuşamayan annenin söyledikleri sözler yürekleri yaktı. Müge Anlı Narin olayı için bakın ne dedi. Amca cezaevinden çıkacak mı? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Anne Yüksel Güram, Rudav'a konuşurken gözyaşlarına boğulmuş bir halde yaşadığı tarifsiz acıyı şu cümlelerle ifade etti. Sanki dünya başıma yıkıldı. Nefes almak bile benim için bir yük haline geldi. Nefes alıyorum ama yaşamıyorum. Her şey anlamsızlaştı, etrafımda olan biteni algılayamıyorum. Kendimi bir hapishanenin soğuk duvarları arasında, demir parmaklıkların ardında gibi hissediyorum. Kızımın nerede olduğunu bilmemek beni her geçen gün daha da derin bir karanlığa sürüklüyor. Acaba o kötü insanların eline mi düştü, yoksa iyi insanların elinde mi? Yaşıyor mu, yoksa çoktan kaybettik mi? Bu belirsizlik, bu sessizlik beni tüketiyor. Benim dünyam artık bir hapishaneden farksız dedim. Bu sözler, bir annenin yaşadığı dayanılmaz çaresizliği ve içinde bulunduğu çıkmazı tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor. Her geçen gün derinleşen bu acı, belirsizliğin katlanılmaz ağırlığı altında ezilen bir insanın feryadı adeta. Yeni sezona bomba bir giriş yapan Müge Anlı, bugün yayın öncesi konuk olduğu kahvaltı haberlerinde kaybıyla, Türkiye'nin gündemine oturan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında açıklama yaptı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Anlı, yayın öncesi kahvaltı haberlerine konuk oldu. Haftalardır kayıp olarak aranan Narin Güran'la ilgili açıklama yapan Müge Anlı duygularını dile getirdi. Herkesin konuyu ele almasını beklediğini belirten Müge Anlı, "Biliyorum herkes Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi, anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu inceleyemesek de, gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım," dedi. Baba Arif Güran, kayıp kızı Narin Güran için derin bir endişeyle yaptığı açıklamada şu acı dolu sözleri dile getirdi. "Maalesef tüm aramalara rağmen kızımın izine dair en ufak bir şey bulamıyoruz. Artık kaçırılma ihtimali üzerinde duruyoruz ve bu bizi tüketiyor. Eğer birisi para karşılığında kızımı kaçırmışsa, kim ne kadar isterse, ne gerekiyorsa vereceğim. Kızımın sağ salim dönmesi için her şeyimi vermeye hazırım. Bizim kimseyle bir husumetimiz yok. Aksine biz her zaman mazlumların yanında duran insanlarız. Bir insanın başına bir şey geldiğinde biz hep onların yanında olduk," dedi. Arif Güran'ın bu sözleri, çaresizlik ve belirsizlik içinde kaybolan bir babanın içten feryadı olarak yankılanıyor. Aile kızlarını bulabilmek için her türlü çabayı gösterirken, bu süreçte yaşadıkları acı ve korku her geçen gün daha da derinleşiyor. Kızları için her şeylerini feda etmeye hazır olduklarını ifade eden Güran, Narin'in bulunması için halktan ve yetkililerden destek beklediklerini vurguluyor. 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ancak aradan geçen 2 haftadan uzun sürede henüz bir sonuç elde edilemedi. Diyarbakır'ın Tavşantepe köyü çevresinde geniş bir alanda yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar, daha önce birçok kez taranmış bölgenin bir kez daha detaylı bir şekilde incelenmesi üzerine yeniden başlatıldı. Bu aşamada amaç gözden kaçabilecek en küçük ipucunun bile titizlikle değerlendirilmesi. Aramalar özellikle köy çevresindeki 4 farklı noktada yoğunlaştırıldı ve bu bölgeler uydu fotoğrafları kullanılarak belirlenen alanlar üzerinden yeniden taranıyor. Çalışmalara 2000 kişilik bir personel kadrosu katılırken 2 helikopter ve 48 drone ile havadan destek sağlanıyor. Çember daraltma yöntemiyle 11 bin metrekarelik alan baştan sona taranacak. Bu kapsamlı operasyon, uzmanların daha önce gözden kaçma ihtimali olan en ufak detayı bile bulmak amacıyla yürütülen bugüne kadarki en titiz tarama çalışması olarak dikkat çekiyor. Bölgede yapılan bu 8. tarama, belirsizliklerin bir nebze olsun giderilmesi için büyük bir umut taşıyor.
Felat Bozarslan'ın Devre Türkçe'ye verdiği bilgilere göre özel bir arama ekibi 24 saat kesintisiz çalışıyor. Bu ekibin içerisinde arama kurtarma uzmanları, istihbaratçılar, sorgu tekniği uzmanları ve pedagoglar yer alıyor. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Diyarbakır'a gönderilen özel ekip de çalışmalara katılmış durumda. Dün Tavşantepe Mahallesi mezarlığında ilk kez farklı bir arama gerçekleştirildi. Aselsan'ın yeraltı görüntüleme cihazları kullanılarak eski ve yeni mezarlar tarandı. Bu tarama sırasında şüpheli bulgulara rastlanıldı. Ancak bu bulguların Narin'e ait olup olmadığı henüz netlik kazanmadı ve kesin sonucun belirlenmesi için bulgular Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Narin'in kaybolmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise derinleşerek devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar 60'tan fazla kişinin ifadesine başvuruldu ve bunlar arasında 8 kişi şüpheli olarak belirlendi. İfadeler arasında çelişkili noktalar tespit eden sorgu uzmanları bazı kişileri tekrar sorguya aldı. Soruşturmanın odak noktalarından biri de Narin'in amcası Salim Güran oldu. Salim Güran, 4 gün önce kasten kaçırma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla tutuklandı. Ancak Güran ailesi, Salim Güran'ın suçlu olduğuna inanmıyor ve bu tutuklamanın bir hata olduğuna inanıyor. Aile adına açıklama yapan avukat Seda Toğrul, tutuklama kararına itiraz etmek üzere Cuma günü sulh ceza hakimliğine başvuracak. Toğrul, henüz Narin'in bulunmadığı bir aşamada cinayet gibi ağır bir suçlamanın yapılmasının hukuka aykırı olduğunu savunuyor. Avukatın dile getirdiği bu argüman, itirazın temel dayanağını oluşturacak. Mahkeme, başvuruyu 3 gün içinde değerlendirecek ve Salim Güran'ın tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğine karar verecek. Ancak bu süreçte soruşturmanın tamamlanabilmesi için Narin'in bulunmasının şart olduğu vurgulanıyor. Yetkililer, Salim Güran'ın güçlü şüphe nedeniyle tedbir amaçlı olarak tutuklandığını belirtiyorlar. Ancak hukuki süreçte belirsizlikler devam ederken, Narin'in kaybolmasıyla ilgili soru işaretleri artmaya devam ediyor. Arama çalışmaları ve soruşturma derinleştikçe, herkesin gözü kulağı küçük Narin'den gelecek iyi bir haberde. Umarız Narin Güran en kısa sürede bulunur ve ailesiyle yeniden bir araya gelir. Bu tür olaylar, hepimizi derinden etkileyen, oldukça hassas ve zorlu süreçlerdir. Kaybolan kişilerin bulunması için yürütülen çalışmaların hızla sonuç vermesini ve adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda daha fazla detay ve güncel bilgilerle yeniden birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı ve güvende kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.